Merhaba sevgili balık ve yükselen balıklar. 2018'in ilk ayına, Ocak ayı burç videomuza hoş geldiniz. Evet, bu ay burcunuzun alacağı detaylı bilgilerden önce biraz hepimizin tüm burçların alacağı genel bilgilerle başlamak istiyorum videoya. Bu ay Dolunay ve Yeni Ay'ın Yengeç Oğlak aksında gerçekleştiğini görüyoruz. Aile olma, aile büyükleriyle alakalı kariyer konuları herkes için daha fazla ön planda olacak. Akabinde Akrep Burcu'nda Mars ve Jüpiter kavuşumunu karşılayacağız. Parasal konular, maddi konsantrasyon ve bu alanda atılacak adımlar daha fazla ön plana çıkacak. Oğlak Burcu'nda çok güçlü bir sterlin meydana gelecek. Venüs'ün, Plüton'un ve Güneş'in Oğlak Burcu'nda kavuştuğunu hepimiz için hayatın içinde daha dirayetli, daha kendinden emin adımlar atmak üzere hayatı bundan sonra daha garantici planlamak istediğimizi gösteren bir takım olaylar gündeme gelecek ve ayın sonunda 31 Ocak tarihinde bu senenin belki de en önemli olaylarından birini Aslan Burcu'nda ay tutulmasını karşılayacağız. Evet, bu genel bilgilerden sonra gelin burcunuzun alacağı etkilere bir göz atalım. 2 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda bir Dolunay karşılayacak bizi sevgili balıklar. Dolunaylar biraz gergin enerjiler biliyorsunuz. Duygusal gitgeller, melankoli, biraz sinirlilik halinin artmasına neden oluyor. Siz bu etkiyi aşk hayatınız ve eğer ki bir ebeveynseniz çocuklarınızla olan ilişkiniz alanında alacaksınız. Sevgili balıklar, hayatınızda bir ilişkiniz varsa, bir partneriniz varsa Dolunay etkisiyle beraber sonlanma enerjisi içine girebilirsiniz. Sizden kaynaklı veya karşınızdan kaynaklı. Fakat unutmayın, dolunaylar dediğim gibi tutarsızlıkları da gündeme getiriyor. Anlık değişimler de sonradan karşınıza çıkabilir. Bununla birlikte çocuklarınızla olan ilişkinizde de her zamankinden daha fazla tahammülsüzlük içerdiğinizi görebilirsiniz. Biraz bu anlamda çocuklarınızla olan ilişkilerinizde de zorluk gündeme gelebilir. Ama tabii sürecin geçici olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. 7 Ocak tarihinde Akrep Burcu'nda Mars ve Jüpiter kavuşumu gündeme gelecek. Jüpiter zaten 2017'nin ve Ekim-Kasım ayından beri Akrep Burcu'na geçiş yaptı ve 12 ay boyunca bu senenin Ekim-Kasım'ına kadar Akrep Burcu'nda seyahat edecek. Sizin insanlarla olan iletişiminiz, umut ve idealleriniz anlamında gerçekten kendinizi daha iyi hissetmeniz anlamında iş başında olacak. Fakat 7 Ocak tarihinde Jüpiter'e Mars'ın kavuştuğunu görüyoruz. Mars zorlayıcı bir gezegen. Değdiği noktada biraz bıçak etkisi, kesinti getiriyor. Şimdi bu dönemde özellikle yurt dışı işlerde çalışan bir balıksanız veya akademisyenlik hayatı devam eden veya üniversite hayatı devam eden bir balıksanız çok daha fazla yoğun bir çalışma içine girebilirsiniz. Maddi konuları sağlamak, birazcık parayı elde tutmak ve bekleyen paraları tahsil etmek anlamında çok daha fazla girişken bir şekilde görebiliriz sizi. İlişkiler anlamında da insanlarla olan diyaloglarınızda, evliyseniz eşinizle, sevgilinizle olan diyaloglarınızda çok daha keskin ifadeler gündeme gelebilir. 9 Ocak tarihinde Oğlak Burcu'nda demin de bahsettiğim gibi güçlü bir sterlin meydana gelecek. Güneş'in, Venüs'ün ve Plüton'un burada kavuştuğunu göreceğiz sevgili balıklar. Şimdi bu Oğlak Burcu sizin haritanızın gelecekle alakalı alanını sembolize ediyor. Evet, burada Venüs sayesinde geleceğe bakarken maddi kaynak anlamını sağlamak anlamında kadın figürlerden destek alabilirsiniz. Ama Plüton'un da burada iş başında olduğunu lütfen unutmayın. Biraz eğer ki çalışan bir balıksanız kariyer gelirlerinizi arttırmak anlamında daha fazla güç sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. İnsanlarla olan ilişkinizde, birlikte hareket ettiğiniz grupsal çalışmalarda veya arkadaşlık ilişkilerinizde hayatınızdan bir takım insanların çıktığını, artık yollarınızı ayırdığınızı da görebilirsiniz. 13-14 Ocak tarihinde Oğlak Burcu'ndaki bu Güneş ve Venüs'e, bu sefer Koç Burcu'ndaki Uranüs'ün kare açı attığını göreceğiz. Evet, kariyer gelirleri, gelecek planları, arkadaşlık ilişkileri ve grupsal çalışmalarda buradaki hareketli gündeminizin içine ilaveten bir de parasal konulardaki anlık olayların gireceğini söyleyebilirim. Yani o dönemde harcamalar artabilir, onu söyleyebilirim size.
para gelir Uranüs etkisiyle beraber ama geldiği hızla da gider. Açıkçası gelir gider dengenizi zorlamakta güçlük çekebilirsiniz. Yüksek harcamalardan kaçınmanızda fayda var bu dönemde. 17 Ocak tarihinde gene aynı alanda bu sefer bir yeni ay gündeme gelecek. Sevgili balıklar, evet, gelecekle alakalı planlarınızın gündemde olduğu, arkadaşlık ilişkilerinizle alakalı kararlarınızı gözden geçirdiğiniz, çalışan bir balıksanız kariyer gelirlerinizi sağlamlaştırmak, güçlü oluşumların içinde olmak anlamında gerçekten çok önemli bir aya giriş yapıyorsunuz. Bu yeni ay etkisiyle beraber bu etkiler daha da fazla görünür olacaktır hayatınızda. Şuradaki krizi durumları, Uranüs karesi ve Plüto etkisiyle beraber krizi durumları attığınız takdirde geleceğe çok daha sağlamcı, çok daha olumlu bakacağınız bir gündem sizi bekliyor olacak. Arkadaşlık ilişkileriniz bu dönemde eğer ki sorunları halledebilirseniz çok daha sağlam ve hayatınızın bundan sonraki çok uzun bir döneminde sizi mutlu edecek bir takım oluşumlar getirecektir. Parasal kaynaklar anlamında da yeni bir takım olaylar hayatınıza girebilir. Evet, bu ayın hatta bu senenin en önemli olaylarından birini 31 Ocak'ta karşılayacağız. Evet, Aslan Burcu'nda bir ay tutulması meydana gelecek. Sevgili balıklar, ay tutulmaları dolunayların çok daha fazla etkisini arttırarak hayatımıza gelmesi anlamına geliyor. Sonlanmalar, eğer ki haritanız olumlu bir etki alıyorsa yeni başlangıçları da işaret edebilir. Her ay tutulması illa sonlanma getirecek diye bir şey yok çünkü. Siz bu ay tutulmasında çalışma hayatınız anlamında etkiler alacaksınız. Örneğin aslan etkisiyle beraber medya ile alakalı, sahne ile alakalı, ön planda, podyumda yaptığınız bir takım işler varsa, sanatsal faaliyetleriniz varsa, daha önce başladığınız bir takım işlerin bu ay tutulmasıyla beraber çok daha görünür bir şekilde sonlandığını görebilirsiniz. Burası aynı zamanda sizin sağlık alanınız. Aslan vurgusuyla beraber eğer kalp sağlığında bir takım rahatsızlıklarınız varsa, tansiyon, çarpıntı gibi, bu konularda lütfen dikkatli olun. Sağlık tetkiklerinizi ihmal etmeyin. Rahatsızlıklardan etkilenmemek anlamında. Çalışma hayatına geri dönersek eğer, evet, yeni bir takım olaylar sizi bekliyor olacak. Çalışma hayatında bir dönemin bittiğini, hemen akabinde gelecek yeni bir döneme geçiş hazırlığı içinde olduğunuzu söyleyebilirim. Birlikte çalıştığınız insanlarla olan ilişkilerinizde de daha ortak hareket edeceğiniz günlerde olacaksınız sevgili balıklar. 2018 Ocak ayı videomuzun sonuna geldik. Tüm sene boyunca ve Ocak ayında çok güzel etkiler alacağınız güzel olaylar yaşamanızı diliyorum. Herkese iyi günler.